Tonguç Akademi 9. Kınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı kümeleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi Eylül programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımıza bakalım sonrasında dersimize hızlıca geçelim. Bugün pazartesi 23 Eylül bomba gibi bir matematik dersiyle başlıyoruz. Sonrasında da arkadaşım yine diğer derslerin videoları da gün ve gün seninle birlikte oluyor. Sakın ders çalışmayı, tekrar yapmayı unutma. Çünkü kondisyon çok önemli. Kendini geliştirmek için arkadaşım ne yapman lazım? Kesinlikle ve kesinlikle soru çözmen, konu tekrarı yapman çok önemli. Özellikle bakın eksikleri tamamla, kitap oku, konu tekrarı yap. Bunlar bizim programımızda da var. Siz de bunları uyduğunuz sürece bütün derslerde bomba gibi, zımba gibi olursunuz. Evet sözü fazla uzatmayalım. Yorumlarınızı okuyorum. Bazen sözü fazla uzatıyorsunuz hocam diyenler var. O yüzden yorumlara çok dikkat ediyoruz. Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Siz bizler için önermişsiniz, değerlisiniz arkadaşlar. Ne yapmıştık? Geçen haftalarda ne vardı? Üstü ve köklü gösterim yazıyordu buralarda. ...artık bu hafta gerçek sayılarda aralık gösterimine, küme sembollerine, işlem yapmalara... ...ve bunun gibi şeylere e, yararlanabilme, tanır, belirler ve kullanır şeklinde... Biz bu hafta gerçek sayı kümelere giriş yapıyoruz. Öğrenme çıktılarımız bu. Peki anahtar kelimelerimiz ne? Tabii ki de küme varsa alt küme bomba gibi bir önemli kısım. Orayı çok iyi bilmen lazım. Boş küme, fark işlemi, küme, kümenin elemanı, kesişim işlemi, bileşim işlemi ve tümleme işlemini çok iyi bilmen lazım. Peki neyi bilmen gerektiğini söylüyor milli eğitim sana? Diyor ki temel kabulü şunları diyor. Öğrenciler gerçek sayıları bilir. Rasyonel sayıları tanır tam sayıları çok iyi bilir. Doğal sayıları zaten doğuştan bilmesi lazım. Hangi elemanlardan oluştuğunu bildiklerini kabul eder diyor. Milli eğitimimizin de söylediği yani senin bilmen gereken kısımda burası. Şimdi peki ne öğreneceksin? Küme kavramıyla başlayalım. Küme nedir? Elemanları iyi tanımlanmış nesneler toplumda küme denir. Bak çok önemli iyi tanımlanmış olacak. Bir kümeyi oluşturan nesnelere o kümenin elemanları denir. Tabii ki de bir kümemiz var bir topluluğuz biz. Her bir kişiye de ne diyoruz? Eleman diyoruz kümenel genellikle büyük harflerle A, B, C gibi gösterilir. Bir X elemanı A kümesinin elemanı ise araya Euro işareti koyuyoruz arkadaşlar. Euro işaretimizi koyuyoruz. Hatta ben de bir kere daha göstereyim. Bir tane böyle Euro işaretini koyuyorsun. Ne demektir bu? X elemanıdır A kümesinin olarak da okunur. Bir X elemanı A kümesinin elemanı değilse yani vurguyu kaçırdık yanlış anlaşılma olmasın değilse X elemanı değildir. Yani Euro'nun üstüne ne yapıyorsun? Bir çizik atıyorsun. Hemen ne yapıyorsun? Burada X elemanı değildir. A şeklinde okuyorsun. Bir A kümesinin eleman sayısı da ne var burada? S harfi. Bakın A kümesinin eleman sayısı. Bak sayısı. Hemen yanına parantez içinde bir S yazıyorsun. Bunu da göstermiş olalım. Bir kümede bir eleman birden fazla yazılamaz. Her eleman ne yapılacak? Bir kere yazılacak. Peki kümelerin kaç gösterimi var? Kümelerinin Üç gösterim var arkadaşlar. Birincisi listeleme yöntemi. Nasıl? Bütün elemanları süslü parantez içinde yazıyorsunuz. Bütün elemanları aralara virgül koyarak süslü parantezin içine yazmaya biz listeleme listeleme yöntemi diyoruz. Mesela ne var arkadaşım burada? A kümesini söylüyorsun. 1, 2, 3. Ne yaptı? Süslü parantez aralara virgül koydu. Bir elemanı, iki elemanı, üç elemanı şeklinde listeyi yaptı. Ortak özellik yöntemini söyleyelim. Kümenin bütün elemanlarının sahip olduğu ortak bir özellik var. İşte bu özelliği kullanarak biz bunu matematik diliyle yani sözel ifadelerde kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bakın burada iki tane gösterim var. Onlardan birisi bu düz çizgi işareti, birisi de iki nokta. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Öyle ki. Yani ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. X'lerin ne olduğunu söyleyeceğim. Sakin ol, gösteriyorum demek bu. X öyle ki yani X'e biz ne diyoruz? Nokta 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 nokta. X'in özelliği. Mesela 3'ün katları. X öyle ki X'in özelliği. Neyse onu yazacağız buraya. Mesela örnek olarak A kümesi X öyle ki X rakam. Bak görüyor musun? X'in rakam olduğunu söyledi ve bize bunu ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş olduğunu söyledi. Peki ben bunu listeleme yöntemiyle yazsaydım ne olacaktı? Süslü parantezi koydum. Rakam dediği için sıfırdan başladım. Biri koydum. 2'yi koydum. Nokta nokta nokta. Rakam dediği için en son 9'u koyacaktım. Nokta nokta koymakta bir sıkıntı var mı? Yok. yerin müsaitse geniş yazarsın ama genelde zaten kısaltılmışta nokta nokta koyabilirsin ama virgül nokta nokta virgül olacak. Onu da unutma. Geldik soruya ama sorudan önce ben 3 tane demiştim. Onu söyleyeyim. Bir de bir de ven şeması diyoruz. Mesela elemanların 1 2 3 ise biz bunları da ne yapıyoruz? Önüne nokta koyarak bir geometrik kapalı şeklin içine yazıyoruz. Üçgen de olabilir. Bakın elle göstermiştim. Şimdi de yazıyla da yazmış olan. Bu da B kümesi olsun. Mesela bunlar da 7 ile ne olsun 11 olsun. Bir tane asal sayı yazmış olduk. Geldik sorumuza. 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşan bir küme verilmiş. Boş bırakılan yerleri uygun semboller veya sayılar ile doldurunuz diyor. 4 eleman mı? Eleman. O zaman ne yapıyorum? Hemen bunları dövize boyuyorum. Yani euro işaretini koydum. 7 eleman mı? Değil. O zaman ben hemen ne yapıyorum? Eleman değil işaretini koyuyorum. Bir de son olarak ne diyor? A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ne yaptım? 5'i yapıştırdım. Dikkat etmeniz gereken çok önemli bir mevzu var. Doğal sayılar kümesine biz nasıl gösteriyoruz? Ne ile? Bakın normalde ne harfi ama işte milli eğitim normalde bunun böyle bir sembolü var diyor. Yanına bir çizgi çek diyor. Mesela Z'de normalde ben böyle yazıyorum Z'yi. Ama milli eğitim nasıl diyor? Şurada bir tane daha Z işareti var diyor. Bunlar tabii ki de yazı dili e, işaretleri olduğu için sizi çok ilgilendirmiyor. Sen Z deyince hemen tam sayılar olduğunu anlarsın. Rasyonel sayılar Q ile gösteriliyor. Aslında Qation'dan bölmeden geliyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İrrasyonel de ir. İngilizcedeki olumsuzluk anlamında kullanılan e, eklerden birisi. E, mesela unreal gibi Irrational burada da bizim karşımıza geliyor. O da ne demektir? Rasyonel olmayan. Tabii ki de olumsuz dedik. E Q'yısa benim rasyonel sayım. Biz işte bugün kümelerde göreceğiz. Üzerine bir çentik attım mı mantık konusu görmediniz ama olsun orada değil anlamına geliyor. Burada da tümleme anlamına geliyor. Nedir? Rasyonel sayılarının tümleyeni tamamlayanı anlamında. İrrasyonel sayılar. O zaman bir kere daha tekrar edelim. Doğal sayılar ne Çırıldan geldi ne... Tam sayılar inanın neyden geldiğini bilmiyorum ama Z. Başka ne vardı? Nereden geldi? Rasyonel sayılar QH'ndan geldi. Ve de irrasyonel sayılarda rasyonel olmayanlar yani rasyonelin değili gibi düşünebiliriz. Geldik buraya A kümesini listeleme yöntemine yazıp eleman sayısını bulunuz diyor. Hemen ne yapıyorum? A kümesi listeleme yöntemi 2'den büyük 3 4 5 nokta 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 en son kimi koydum 12. Bakın böyle yazabiliriz. Okuyalım bakalım kümeyi. X öyle ki 2'den büyük 13'ten küçük tam sayılar. Bak X neymiş? Hem 2 ile 13 arasında hem de tam sayı olacakmış. Yine ben yaptım yapacağımı. Nasıl? Tam 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 gidiyor. Anladık zaten gidişatı. Son elemanım da 12 olacağını söyledik. Bize ne diyor bir de orada arkadaşım? Eleman sayısını bulunuz diyor. Tabii ki de S A eşittir. Bu gibi şeylerde öğrenciler genellikle 12'den 3'ü çıkartır 9 olur der ama yanlış. Neden? Çünkü burada 1 ve 2 yok. 1 ve 2 yok. O yüzden ben 1 ve 2 olsaydı 12, 1 ve 2'yi çıkartırsam 10 elemanı vardır derim arkadaşım aklında olsun. Mesela bazı arkadaşlar bu kısımda zorlanıyorlar. Ben genelde zorlanmam. Hemen ne kadar eleman yoksa başına eklediğimde 12 tane olacağı için başından çıkardığım 2 eleman olduğu için geriye 10 tane kalır dedim. Geldik bir başka mevzuya. Ne demişti milli eğitim? Sen köklü sayıları zaten gördün. Artı sen neyi tanıyorsun diyordu. Tam sayıları doğal sayıları tanıyorsun diyordu. Ona göre işlem yapacağız. Yalnız burada bir çakallık var. Çok dikkat edin şimdi. Eksi kök 10. Eksi kök 10 dediğin şey. Kök 9 olsaydı 3'tü. Sayı doğrusunda yazıyorum. Bak şimdi dikkat et. Burada bir sıfır var. Şurada bir eksi bir var. Şurada bir eksi iki var. Şurada bir eksi üç var. Dikkat, dikkat, dikkat. Kök dokuz olsaydı bu adam eksi üçtü. Eksi on, kö, eksi kök dokuzdan daha küçük. Bak daha küçük deyince sakın sıfıra yaklaşma. Hocam eksi üç eksi iki değil. Daha küçük dediğim eksi üçün solunda. Çünkü sol tarafa gittikçe ne yapar? Sayı küçülür. O zaman neredeymiş bu eksi kök 10? Hemen gösterelim. Burası eksi artı gibi anlaşıl, anlaşılmasın. Burası eksi. O zaman nedir? Eksi 3'ten daha küçük. Peki 4 kök 2 nerede? 4 kök 2'yi hemen sen kök içine al. 4 içeri nasıl girerdi? Kilidi alıp girerdi. 4'ün karesi. Bir de başına 2 koyardın. Ne olmuş oldu arkadaşım? O zaman 16 2 iki daha 2 ile çarparsam 32 bulmuş olurum. Peki 32 kök 32. E benim bildiğim şurada bir 5 sayısı var. E kök 25 o. Bir de şurada 6 sayısı var. O da kök 36. E arkadaşım o zaman demek ki benim kök 32'm nerede? 5'ten büyük, 6'dan küçük. Şimdi o zaman A'nın eleman sayısına bakarsak. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Hop buradan 3 tane geldi. E 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Bakın hop buradan 5 tane geldi. 6 yok. E bir de burada 0 var. Sakın ve sakın. Sakın ve sakın 0'ı unutmuyoruz Toplam 9 elemanım var diyorum. Geldim ikinciye. İkincide çok çakal bir durum var. 5 ile 40 arasında 3'ün kuvveti kaç tanedir diyor. Bakın sakın buraya 3 6 9 12 15 yazmıyorsun. Ne yazıyorsun arkadaşım? 3'ün kuvvetlerini ve burada kuvvetlerini yazarken de dikkat et. Sakın burada 9 var değil mi? Yani senin B kümen bakın burada bize eleman sayısını soruyor ama B kümen senin 2 elemanın. Sakın buraya 9 yazma. B'de 9 diye bir eleman yok. B'de 2 var. Niye? 3'ün karesi 9, 5 ile 40 arasında doğru. 3'ün kübü 27, 5 ile 40 arasında. 3'ün dördüncü kuvveti e, e olmaz. Niye? O 81'e uzadı. O zaman ben kümemi şurada kapattım. Dördü de sildim buradan. İşte bu kadar. O zaman ne yaptık? Birincinin eleman sayısı 9, ikincinin eleman sayısı 2. O zaman topladık. Ne olmuş oldu? 11 olmuş oldu. Bu mevzuları sakın kaçırmayın arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Buradaki çakallığı da unutmayın dedim geçtim. Şimdi arkadaşım küme çeşitlerine geldim. Boş küme dediğim şey nedir? Hiç elemanı olmayan küme boş kümedir. Ve gösterim olarak da ne yapılır? Sıfırın olmadığı anlamına gelen yani sıfır sayısı değil burada gösterdiğim üzerinde bir çizgi var boş küme demektir diyen ifade sıfırın üzerinde çizgi senin boş küme ifade eder. Bir de süslü parantezin içine eleman koyuyorduk ya e, koymazsan boş kümedir. Süslü parantezi sadece ve sadece öylece koyarsan da boş küme anlamına gelir. Aşağıda verilerden kümelerden hangileri boş kümedir diyor. 4 ile 5 arasında doğal sayı. Bir dakika ya 1 2 3 4 5 4 5. 4-5 arasında doğal sayı var mı? Yok. O zaman A kümesi boş kümedir veya nedir? Boş kümedir. İşte bu kadar. Süslü parantezde yapacaksın. Geldim buraya. Eksi 9 ile eksi 3 arasındaki pozitif tam sayılar. Bir dakika ya. Eksi 9'dan eksi 3'e. Hepsi eksi olması lazım. O zaman ne yaptım? Hemen boş küme veya ne dedim? Süslü parantezli boş küme dedim. Geldim buraya. Aşırı dikkat. Aşırı dikkat. Aşırı dikkat. 7 ile 8 arasındaki rasyonel sayılar. Ya arkadaşım 7.7,1'i mi söyleyelim? 7.2'yi mi söyleyelim? 7.3'ü mü söyleyelim? 7.33'ü mü söyleyelim? 7 ile 8 arasında rasyonel sayı olarak sonsuz tane sayı vardır. O yüzden bu adamda boş küme olup olmadığını belirleyin diyordu. Belirledik bu adamda boş küme değildir. Çünkü burada sonsuz tane sayı vardır. Ama tam sayı deseydi doğal sayı deseydi. Bu eleman ne olacaktı bu küme? Bizim için boş küme olacaktı. Evrensel küme nedir? Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan kümeye evrensel küme denir. Bak şimdi arkadaşım mevzu şu. Doğal sayıları yapıyorsan sen veyahut da tam sayıları koyuyorsan pozitifleri koydun, negatifleri koydun. Arada sıfırı da koyarsan işte bu geniş bir nedir? Do tam sayılar kümesidir. Bunu unutma. İşte üzerinde işlem yaptığın kümeye en geniş kümeye ne diyorsun? Tam sayılar. Yani evrensel küme diyoruz. Yani burada tam sayılar oldu. Başka bir isim de olabilir. Genel olarak biz evrensel küme diyoruz. Peki bir daha söyleyelim. Negatif tam sayıları gördün. Pozitif tam sayıları gördün. Arada bir de sıfır var. İşte bunlar üzerinde işlem yapıyorsan bunların en geniş kümesi tam sayı olduğu için işte bu en geniş kümeye biz evrensel küme diyoruz. Bu bir örnekti tabii ki de. Genellikle evrensel küme sayılar için reel sayılardır. Doğal sayılar Alt, tam sayılar gibi kümelerde veya bunların içindeki bazı kümelerde işlem yaparken bu kümelerin evrensel kümesinin gerçek sayılar kümesi olduğunu bilmelisiniz. İşte size söylediğiminde ne yaptık? Bir edebi metin gibi yazımını söyledik. Ne yine edebi metin gibi yazımını söyledik? Gerçek sayılar kümesi genelde evrensel kümedir. Bunu da unutma. Şimdi geldik kallavi mevzuya. O da alt küme mevzusu. Çok dikkatli dinlemen lazım. Herkes böyle pür dikkat buraya baksın. Sakın telefona bakmıyorsun. Sakın Başka bir sese odaklanmıyorsun. Müzik dinleyerek çalışamıyorsun zaten. Beni dinliyorsun çünkü. Direkt bu konuyu çok iyi anlamamız lazım. Çok önemli yerler var. A ve B herhangi iki kümem olsun. B kümesinin her elemanı aynı zamanda A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A kümesi B'nin alt kümesidir. Bir daha söyleyelim. A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanı ise A kümesi... B kümesinin alt kümesidir. Yani altında bir kümedir. Yani burada bir B kümesi var ve burada bir A kümesi var. Bakın alt küme. Altında kalan küme. Alt küme altında kalan küme. Ama burada tersten okunuş var. Bakın A kümesinin her elemanı aynı zamanda B'nin de elemanı olduğuna göre tersten söyle o zaman B'nin bazı elemanları A'nın değil. Bak gözüküyor zaten buradakiler nedir? A'nın elemanı değil. Ve biz bunu nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Dikkat. A alt kümesidir B'nin. Eşitlik de olabilir. Alt kümede eşit eşit kümelerde alt birbirinin alt kümesidir. Burada dikkat etmen gereken şey hani 2 küçüktür 3 diyoruz ya. İşte burada da sanki büyük olan tarafa yine buradaki ağız bakıyor. Ya da oklar nerede oluyor? Küçük tarafta oluyor. Burada da aynı mantıktan sadece bu işareti değil de biraz ovalleştirip uzun C yapıyorsun. Bunu da söylemiş olalım. Alt kümesi değilse de biraz önce elemanda görmüştük. Üzerine bir çizik atıyoruz. Geldim buraya. Alıştırmalar. 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 bu kümeler boş boş bırakılan yerlere şu ifadeleri kullanalım derim. Peki burada yalnız biz bir tane göstermedik. Bakın neyi göstermedik biz? Şu işareti göstermedik. Bu işaret nedir? Bu işaret de kapsar diye okunur. Yine alt kümeyle aynıdır kapsar diye okunur. Kapsar. Nasıl kapsıyor? Mesela A alt kümesidir B'nin. Ben bunu böyle yazsaydım da ne olacaktı? B kapsar A'yı. Bakın aynı anlam, aynı anlam farklı ifade. Sadece ifade farklı. Yani ben abimin kardeşiyim diyeceğime o benim abim diyoruz. Yani biz iki kardeş olduğumuzu belirtiyoruz. Burada anlamda bir sıkıntı yok. İfade farklı sadece. O zaman bakın burada da ne diyeceğiz? A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 2, 3, 4, 5. E bunların birbiriyle hiçbir alakası yok. O zaman A, A alt kümesi değildir B'nin. Neden? Çünkü 1 olsaydı olurdu. 2, 3, 4, 5. Bu elemanların hepsi bunda var mı? Yok. B kümesi alt kümesidir çünkü 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. O zaman C kümesinin bir alt kümesidir. A kümesi alt kümesidir kimin? C'nin. 1 var, 2 var, 3 var. Bütün elemanları C'nin de elemanı mı? Evet, o zaman biz ne diyoruz? Alt kümesidir diyoruz ve bu muhabbette bitiriyoruz. Alt kümenin özelliklerine dikkat. Her küme evrenselin alt kümesidir. Tabii ki de evrensel en büyük küme olduğuna göre işlem yapılan onun altında kümeler hepsi alt kümesi olacaktır. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani burada bir eleman varsa burada bir küme varsa alt kümelerini yazın diyorsa sen sıfır elemanlıdan başlayacaksın. O da ne? Boş küme. Her kümenin alt kümelerinden birisi sıfır elemanlı olan boş kümedir. Devam ediyorum. Her kümenin kendisi alt kümedir. Her kümenin kendisi alt kümedir. Burada kaç eleman var? 3 eleman var. O zaman 3 elemanlıları yazarken de ne yapacağım? Yani kendisini yaz diyor bana. 0, 1, 2'yi yazmış olacağım. En El elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n şeklinde bulunur diyor. Bakın burada kaç eleman var? 3. O zaman bunun da alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten 8'dir. E hocam sen bir tane yazdın. Buraya da bir tane yazdın. E geriye kalan öbür 6 tane nerede? Bak şimdi nerede arkadaşım. Bak dikkat et. Dikkat et. Şurada. Bir elemanları yazarsan sen bir elemanlılar nedir? Sıfır. Bakın bu bir alt küme. Bir. Bu bir alt küme. İki. Bu bir alt küme. Peki iki elemanlı alt kümeler nelerdir? Sıfır bir yazdım. Sıfır iki yazdım. Bir de ne var? Bir 2 var. Gördüğün gibi 1 2 de alt kümedir. Bak sıfır elemanlı zaten her zaman boş küme bir elemandır. Her zaman kümenin kendisi bir elemandır. E bunlarda da üçer tane eleman var. O zaman ne olmuş oldu? Toplam gördüğün gibi 1 4 4 1 4 7 1 8 olmuş oldu. Burayı da hallettik. Şimdi arkadaşım 1 4 7 8 yani o manada demiştim. Geçtik. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı hemen yazalım. 2 üzeri 5 yani 32'dir. 3 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3. Yani 8'dir. Kaç fazla olduğunu bulun diyor. 32'den 8'i çıkartırsan da ne olmuş olacak? 24 fazla olduğunu bulmuş olacaksın. Bu da basit bir mevzuydu. Bunu da söylemiş olduk ve geçtik. Şimdi böyle sorular var. Buralarda ne yapacağız? Ona dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bir A kümesi var. 1, 2, 3, 4. Kümesinin alt kümelerinde... 2 ve 3'ün eleman olarak bulunduğu alt kümeleri yazınız diyor. Bak şimdi A kümesi buydu zaten. Burada A kümesi yazmayalım. Ne yazalım? Ee, mesela B kümesi yazalım. B kümesi ne olsun? Bizim alt kümemiz olsun. Ne? 2 ve 3'ün eleman olarak bulunduğu alt kümeleri yazın diyor. Bak 2 ve 3 olacak. Doğru mu? Sonra istersen hiçbir şey yazmayabilirsin. Hatta ve hatta bunu silelim B'yi Çünkü çok küme var burada. Geldim buraya. Diyelim ki 2 ve 3'ü yazdın. Bakın yanına hiç eleman koymadım. E 1'i koyabilirim. Kapat. 2 ve 3'ü yazdım. E yanına 4'ü koyabilirim. Gördüğün gibi. Bu da tamam. Ne yaptık? Yanlarına bir eleman yazdık. Çünkü 2 ve 3'ün eleman olarak bulunduğu V diyor bakın V. Yani birlikte bulunduğu yerler diyor. Devam edelim. Bir de ne olabilir? 2 ve 3'ü yazarım. Yanına da 1 ve 4'ü koyarım. O zaman ne olmuş oldu? Benim gördüğünüz gibi kaç kümeleri yazın diyordu? Toplam kaç tane varmış alt küme? 3, 2 ve 3'ün yazıldığı 4 tane varmış. Bakın biz bunu kısa yöntemle yapabilir miydik? Yapardık. Ne diyor çünkü bize? Bize diyor ki 2 ve 3 olsun. Peki yanına kim gelir? Hiç gelmeyebilir. Bir tane gelebilir iki tane gibi. Kimden bahsediyorsun? Bir ve dördün oluşturduklarından bahsediyorsun. Kaç eleman var burada? İki eleman. O zaman buraya iki elemanın oluşturduğu her şey gelir. Yani hiçbir şey. Yani her şey. Yani biri. Yani burada bir ya da dört. Ya da ikisi birlikte gelecek. Bunu unutma arkadaşım. Yani sen buraya boşluk koyabilirsin. Teker teker koyabilirsin. Ya da ikisini birden koyabilirsin. O yüzden burada iki elemanın oluşturduğu iki üzeri ikiden dolayı 4 farklı ta, alt küme yazabilirsin. Böyle bazen uzun sorularda biz bu çakallığı kullanacağız hızlıca. Ne yapacaksın? 2-3 garanti. Tamam. 1-4'ten oluşabilen her şeyi buraya koyacaksın. Boş küme, bir elemanlı, 2 elemanlı. O yüzden 2 elemanın oluşturduğu 2 üzeri 2 toplam 4 tane alt küme yazabilirsin. Şimdi kümelerde işlemlere geldik. Birbirleriyle arasında ilişkileri nasıl kuracağız? A ve B herhangi iki küme olarak karşımızda bu iki kümenin ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim diyoruz. Ve kesişim nedir arkadaşlar? Ters U'dur. Kesişim ters U'dur. Buradaki mevzu ne peki? X öyle ki hem A'nın hem de B'nin elemanı olacak. O zaman yazalım. A kesişim B. Bakın A kesişim B'yi soruyor. Hem A'nın hem B'nin 3 var 4 var. 3 var 4 var. Gördüğün gibi Hemen 3 ve 4'e baktın, yazdın. Bu arada dikkatinizi bir şey çeksin. Ortakları yazacağım için böyle burada 500 elemanlı olsa da sen 4 elemana bakacaksın ortak mı diye. Ondan sonrası zaten beni ilgilendirmez. Bendekiler zaten bu kadar. Nasıl ortağımız olabilir diyeceksin. Bakmayacaksın daha da ötesine. A kesişim C'ye bakıyorum. A kesişim C'de 1'ler ortak, 2'ler ortak, 3 yok, 4 yok. Gerisine bakmaya gerek yok. Birler ortak, 2'ler ortak dediğim en sonunda da B kesişim C'ye bak diyor. Eleman sayısı az olana bakıyorum. 3 var mı? Yok. 4 var mı? Yok. 5 ortak. 6 yok. 7 var bir de. Güzel. Ne yaptık o zaman? 5 ve 7'yi yapmış olduk. İşte bu kadar. Liste yöntemiyle gösteriliyordu. Gayet de güzel gösterdik. Geldik bir sonraki soruya. Burada ne diyor arkadaşım? 14 ile 43 arasında bak çok güzel bir tanım. Lütfen şurayı ve burayı okumayı iyi öğrenin. Bakın nasıl okuyacağız. X öyle ki 14 ile 43 arasında tamam anladım 14 ile 43 arasında tam sayı ve şuradaki x eşittir 2k nedir biliyor musunuz? x eşittir 2k yani x 2'nin katları demek. Burada ne demek peki? x 3'ün katları demek. İşte burası çok önemliydi. Bunu da size söylemiş olduk. Ne yaptık yani? Aralıktaki söylemiş. Tam sayı olduğunu söylemiş. ...ve de x'in ne olduğunu söylemiş arkadaşım. 2'nin katı olduğunu ve 3'ün katı olduğunu söylemiş. O zaman hemen yazalım. A kümesi neydi? 2'nin katlarıydı. E 14 yok. E 16 var. Devam ediyorum. 18 var. Devam ediyorum. Hatta ve hatta devam edeyim bir tane daha. 20 var. Virgül. Nokta nokta nokta. En son kim olacak? 42 olacak. Çünkü 2'nin katları diyordu bana. Geldim buraya. Burada ne var? B kümesi var. B kümesinde ne olacak? 9'u almamış. O zaman ne yaptık? 12 var. 15 var. 18 var. Nokta nokta nokta. 3'ün katı en son kimi alacağım? 36'ya aldım ve kapattım. Şimdi bana soru şu. Soru A kesişim B nedir diye soruyor. Hemen bakıyorum. Burada 2'nin katları. Burada 3'ün katları var. Ortak olan şey 6'nın katları. O zaman 6'nın katıysa burada en erken kim var 6'nın katı? 18 var. O zaman 24 olacak. 30 olacak. Bir de bakıyorum en son bu adamın son sayısı 36 olacak. Çünkü iki kümede birden olmasını istediğim için 42 yazamam. 42 burada var, burada yok. Peki neden 6'yı aldım? Çünkü burası 3'ün katı, 2'nin katı, aşağısı 3'ün katı. O zaman ne olmuş oldu? Ortak olanlar 6'nın katı olmuş oldu arkadaşlar. İşte bu yazımı okuyacaksınız ve buradan da 6'nın katı olduğu için İlk benim 18 ile başlamam gerektiğini. Hocam burada 12 var. 12 burada var. Yukarıda yok. O da aklında olsun. Peki birleşim nedir? Birleşim de A ve B iki kümem zaten. A elemanlarının A ve B'nin elemanlarının tamamının oluşturdu. Yani Allah ne verdiyse yazacaksın. A ile B'nin bütün hepsini bir yere tıkıştıracaksın. Peki buradaki işaretim ne? İşaretim de nedir arkadaşım? Normal U. Peki anlamı ne? X öyle ki X A'nın veya B'nin elemanı. Yani ikisinden birinden kesin geldiğini sana söylemiş oluyor. A kümesi eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 sayısı ile 2 üzeri 4 sayı arasındaki de tek tam sayılardan. Tamam yazalım bir onu. Bir dakika soruya ee, devamını okumadan yazalım. E bu adam ne? Eksi 3 bölü 100. Çünkü 10 üzeri eksi 2 ne demek? 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 100. 1 bölü daha doğrusu şöyle göstereyim. Üstü sayılarda gördük ama ben yine de göstereyim. 1 bölü 10 üzeri 2 demek. O da 1 bölü 100 demek. E başında da 3 vardı. O zaman 3 bölü 100. Peki bu ne demek? E bu 0 ile 1 arasında bir sayı. 0 ile 1 arasında. Tamam. Burada ne var arkadaşım? 16. Bu adam 1 mi? Değil. Benden tek tam sayılar istediği için. O zaman benim başlangıcım ne olacak? 1, 3, 5, 7, 9, 11... 13 ve 15 olacak. Çünkü bu iki sayı arasında diyordu. Ben de bunları yazdım. Peki hocam eksi 1? Eksi 1 daha küçük. Bu, bu sınırımız sıfıra yakın. Bunu da unutmayalım. Devam edelim arkadaşım. B kümesi diyor. Hemen B kümesini de güzelce söyleyelim. 13 bölü 3. Bir dakika 12 bölü 3 olsaydı 4'lü O zaman bu sayı 4 küsürlü bir sayı. Geldim buraya. Burası da 6 içeri kilidi alıp girerdi. 36. Kök 72 olduğuna göre... Kök 72 nedir arkadaşım? Kök 72. Kök 72 de kök 64 kök 81 arasında bir yerde. Yani bu adam 8 ile 9 arasında bir yerde. Bu adam 4'ten büyük. Bu da 8 ile 9 arasında. Yani 8 küsür. Eyvallah bunu da anladık. Doğal sayıları soruyor. Hemen yazalım. 4'ten büyükler bu aradakiler dediği için 5 geldi. 6 geldi. 7 geldi. Bir de 8 küsür olduğu için 8 sayısı da bizim elimize gelmiş oldu. Şimdi bana ne söylüyor? Bu iki kümeyi birleştir diyor. Birleştireyim. Bak A birleşim B yazıyorum. Birleştirince Allah ne verdiyse yazacağız dedik ya. 1'i yazdım. 3'ü yazdım. 5'i yazdım. 7, 9, 11, 13, 15'i yazdım. Sonrasında 5'i zaten yazmıştım. 6 geldi bundan. 7'yi zaten yazmıştım. 8 geldi bundan ve ne yaptım? Dükkanı kapattım arkadaşım. Çünkü neden? Bize tamamını yazıyordu ve kümede bir eleman sadece bir kez yazılırdı. O yüzden ben de 5 ile 7'yi tekrar yazmadım. Ne yaptım? Eksiklerimi de koymuş oldum. İşte bu soruda bu kadardı. Şimdi geldik yeni sorumuza. A, A birleşim B kümesini ortak özellik yöntemiyle yazın diyor. Ne demek istiyor? Reel sayılar 4'ten büyük 13'ten küçük. E diğeri de 3'ten büyük 10'dan küçük. O zaman A birleşim B yazarsam hatta sayı doğrusunda gösterelim. Biri 4 ile 13 arasında buradaki her şey. Diğeri de diğeri de 3 ile 10 arasındaki her şey. Bakın bunların ikisinin ortak yeri neresi? Ortak yeri burası. Peki bunların birleşim neresi? Bu aralık bunların kesişimi. A kesişim B. Birleşim neresi? Bütün sayılar demiştik. O zaman ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Yani öyle ki kullanacağız. X iki noktada koyabilirsin. Öyle ki dik çizgide koyabilirsin. O zaman benim için ne olacak? 3 ile 13 arasındaki reel sayılardan bahsetmiş olacağım. İşte bu kadar. X öyle ki 13 ile 3 arasında X nedir? Reel sayı olduğunu ben de söyledim. Geldim bir başka soruya. Galiba çok güzel bir soruyuz. Bu soruyu nasıl yapacağız? Hemen bir bakalım. Şuradaki işaretimi ben daha belirgin yapayım. Burada bir kesişim var. Burada da birleşim var. Şimdi olayı bir anlamaya çalışalım. Olayı bir anlamaya çalışalım. Çünkü çok karışık bir yapı gibi gözüküyor. Ama her zaman söylüyorum ben. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmak. Soruyu düzgün okur ve düzgün tanımlarsam, yazarsam süper olur. Şimdi ne diyor? K ne diye bir küme tanımlamış. Tamam. X öyle ki Eksi bir üzeri ne? Tamam. Çarpı ne? Tamam. X bu sayıyla 3N arasındaymış. Bu arada N de doğal sayıymış. Tamam güzel. Bir kere ben bir K1'den başlayayım. Bakın K1'i yazıyorum. Dikkat. K ya, K1 yazarken N'nin yerine 1 koydum. Eksi 1 üzeri 1. Eksi 1 üzeri 1. X öyle ki. Eksi 1. Bir. E 1 ile çarparsan eksi 1. ...N ile neyin arasında o zaman? E bir koymuştum biraz önce. n'nin yerine? Üç arasındaki sayılar. N tabii bu arada ne olacak? Doğal sayı olacak. Benim bu arada nerede ne? N ne olmadığı için artık x'ler kaldığı için yazmaya gerek yok. Şimdi k2'ye bakalım bir de. K2 yazarsam. 2 yazdığımda arkadaşım. Eksi 1'in ikinci kuvveti 1'dir. 2 ile çarparsan 2 olur. O zaman x öyle ki 2. x bu arada Peki ne 2 koymuştuk yerine n'nin yerine 6 oldu. Bunu da böyle kapattım. Bu arada şurayı şöyle silelim. Daha güzel bir şekilde şöyle kapattığımı göstereyim. Son olarak da k3 yazarsam bunun da anlamı şudur arkadaşım. x öyle ki 3 koydum eksi 1. 3'e çarptım eksi 3. x'i koydum. Ne yapacağım şimdi? 3'ü koydum. 3 kere 3. 9 olduğunu gördüm. Bu kadar. Şimdi adam bana 1 ile 3'ü birleştir diyor. 1 ile 3'ü birleştir. Hadi birleştirelim. Bu arada ne doğal sayı diyordu arkadaşlar? Hocam burada doğal sayılar olacak mı? O mevzu değil. Mevzu n'nin doğal sayı olması. X tabii ki de reel sayı her şey olabilir. Şimdi 1 ile 3'ü birleştirelim. Hemen birleştirelim. K1 birleşim K3. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 1'den 3'e kadar. Eksi 3'ten 9'a kadar. E birleştirirsen sen zaten bunu ne yapmış olursun? Eksi 3 daha küçük. 9 daha büyük. Bu arasında kaldığı için eksi 3 ile neyi almış olursun? Bu arada eşitlik yok. Eksi 3 ile 9'u almış olursun. Peki K, 2 neydi? K2 de buydu. Şimdi bu ikisini de kesiştir diyor. Bu ikisini de kesiştir diyor. Hemen yazalım. K2 kesişim kimle? K1 birleşim K3 ile. E bir dakika bu adam 2 ile 6 arası. E bu adam eksi 3 ile 9 arası. Eksi 3 ile 9 arası geniş. E bu adam da o aralıkta. O zaman bunların kesişiminde ne olacak? Direkt benim 2 ile 6 arasındaki sayılarım olacak. Tabi şurada ne yazıyoruz? X öyle ki ya da bir çizgi de koyabilirsiniz. İkisi de olur. Gördük mü arkadaşlar? Aslında bize aralık muhabbetini soruyormuş. Kümesinin doğal sayı olan elemanlarını sayınız diyor. Doğal sayı olanları sayalım. 3, 4 ve 5 olarak söylemiş olduk. Bu arada açtığımız dükkanı da kapatalım. İşte bu kadar. Olay bu arkadaşlar. Aklımızda olsun. Geldik buraya. Kümelerde fark işlemini anlatalım. A kümesinde olup B kümesinde olmayan kümelerin elemanına biz elemanlarının oluşturduğu kümeye biz ne diyoruz? A fark B kümesi diyoruz. A fark B kümesinde fark işareti ters slash. Hani slash ya ters slash işaretiyle gösteriliyor. Buradaki mevzu şu. X dediğimiz şey öyle ki A'da olacak. Ama B'de olmayacak. İkisini aynı anda sağlayacağım. Biz buna ne diyoruz? Fark diyoruz. Peki tam tersi olsa burada da tabii ki de o zaman B/A slash ters/A slash A diyeceğiz ve burada da B'de eleman olacak, A'da olmayacak. Şimdi örnek verelim. Bakın, benim elemanlarım kimler? 1'den 0 var, 1 var, nokta 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 9'a kadar sayılar. Burada da 5'ten 13'e kadar tam sayılar. Bir bakıma rakamların birazını etkiliyor ve 10 11 12 de yine kümenin içinde olacak. Bana diyor ki A fark B ile B fark A'yı söyle diyor. Eleman sayısı kaçtır? Bakın A fark B'yi söylüyorsa A'daki elemanlara bakıyorum. Yalnız bununla ortak olanları çıkartıyorum. Kim var? 0 1 2 3 4'ü koydum. Hatta 5'i koydum. Çünkü burada kim var? 6 7 8 9 10 11 12 var. Ha süper. Peki ben kimleri çıkarttım burada? A'da olacak, B'de olmayacak diyordu. E A'da olanlar 0 1 2 3 4 5. E, 6 bunda var, 7 bunda var, 8 bunda var, 9 bunda var. Demek ki çıkartırsam geriye sadece ve sadece A fark B dediğim şey şu küme kalmış olacak. Kaç elemanlıdır bu arada? İçinde 0 olduğu için 6 elemanlıdır. Eleman sayısını soruyor. Peki B fark A'ya baktığımda da bu sefer de ne yazıyorum? Kesinlikle B'nin elemanlarına bakacağım. Bak bu sefer 6, 7, 8, 9 bunda olduğu için yazmıyorum. Bu sefer neyi yazıyorum ben? 10, 11 ve 12'yi yazmış oluyorum. O zaman bu da ne olmuş oluyor? 3 tane olmuş oluyor arkadaşım. İşte bu kadar. Geldik bir kümenin tümlerini arkadaşım. Artık ne yaptık? Farkı da bitirdik. Şimdi geldik kümenin tümlerini. Kümenin tümlerini bir A kümesi olsun evrensel içinde. Evrensel kümede A'nın olmayan elemanlarına biz ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. Yani yapacağın olay ne? A ile evrensel arasında kalan. Mesela burası evrensel. Bak. Burası evrensel. İçeride bir A varsa bu dışarıda A'nın dışında kalıp ama evrensel içinde kalanlara biz ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. İşte bu tümleyen işareti buradaki bir çentiktir. Nasıl? Bakın biraz önce de söylemiştik. Bizim büyük kümemiz reel sayılarsa, bizim büyük kümemiz reel sayılarsa o zaman içinde benim rasyonel sayılarım varsa işte bu rasyonel sayılarla rasyonel olmayanlar birleşip benim reel sayılarımı oluşturduğu için ben reel rasyonel sayıların dışında kalanlara ne diyorum? Rasyonelin tümleyeni yani irrasyonel diyorum. Aklımda olsun. Bakın ne diyor? Reel'den neyi çıkart diyor? Hani fark biraz önce görmüştük. Fark ya böyle gösterilir ya da böyle gösterilir. Yani ne yapıyorsun? Reellerden rasyonelleri çıkartıyorsun. O zaman ne olur o? Burada irrasyoneller olur. Hatta işaretleyelim. İrrasyoneller olur. Peki nedir o elemanlarından biri? Nedir? Kök 7'dir. Hani kökün içinden çıkamayanlar vardı ya. Nedir? Pi sayısıdır. O da ne? Virgülden sonrası düzensiz devam edenler neydi? İrrasyonel sayılardı ya da reel sayılardan rasyonel sayıları çıkartsan ne olacaktı? Tam sayıların tümleyeni. Bir dakika tam sayıların dışında kim kalır? Rasyonel sayılar kalır. İrrasyonel sayılar kalır. O zaman ben mesela buraya 1 bölü 2 yazarım. O bir tümleyenidir. Devam edelim. Yine kök 11 yazarım. Bu da bir nedir? Tam sayıların tümleyenidir. Geldim buraya. Çok dikkat. Şu slaşı düzeltelim. Şu slaşı düzeltelim. A e, rasyonelde olacak. Ne yapacaksın arkadaşım? Rasyonelde olacak. Fark işaretiydi bu. Rasyonelde olacak, irasyonelde olmayacak. Bunlar da rasyonelin tamamıdır. Çünkü bunların ortak kümesi olmadığı için rasyonelde olacak, irasyonelde olmayacak diyor. Bir de tabii ki buraya örnek yazarsan da 1 bölü 3 eksi 5 bölü 8 de söyleyebiliriz dedik ve olayı bitirmiş olduk. Geldik bir soruya. Sonrasında da dersimiz artık bitmiş olacak. Hemen ne diyoruz? Evrensel kümeyi söylemiş. Evrensel kümemiz ne? 0 ile 12 arasındaki sayılar. Yani 1, 2, 3... Nokta 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 11'e kadar geldim. Tamam evrenselim bu. A kümesi ne? 1, 2, 3, 4, 7. Hatta şöyle gösterelim mi bakın. A kümesi burası. Burası B kümesi. Ve de büyük bir evrensel var. Şimdi soruyu çok iyi anlayacağız böyle. Dikkat edin burası da evrensel. Şimdi A kümesinin elemanları yazalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 7 var. 4 var, 7 var. O zaman ikisinde de 4 ile 7 olduğu için 4 ile 7'yi ortaya yazdım. E burada 1 var, bunda yok. Burada 2 var, bunda yok. Burada 3 var, bunda yok. Tamam. Geldim buraya 4 ile 7 vardı. Bunda 5 var, bunda 9 var. Bakın 4, 5, 7, 9. Bunun elemanları 4, 5, 7, 9. Bununki de 1, 2, 3, 4, 7. Hepsini de buraya yazdık. Evrenselde kim vardı arkadaşım? 1 vardı, 2 vardı, 3 vardı, 4 vardı, 5 vardı, 6 vardı arkadaşlar. 7 vardı, bir de 8 vardı, 9 vardı. Bitmedi. 10 varmış, bir de 11 varmış. İşte bu kadar. Gördün mü arkadaşım? Ne yaptık? Evrenseli gösterdik. A'nın tümleyeni. Yani A'nın dışında kalan herkes. Kim var? 5 var, 9 var. Bakın A'nın dışında kalan herkes. 5 9 6 8 10 11. Hocam peki sen bunu sırayla yazmadın. Ne olacak? Arkadaşlar yazmazsan bir sorun olmaz. Ama yazarsan düzgün, güzel yazmış olursun. Yani matematik olarak sırayla yazmış olursun. Çok da anlamlı olur. B'nin tümleyeni kapattım. 1 var. 2 var. 3 var. B'nin tümleyeninde. Yine 6, 8. 6, 8, 10. 11 olduğunu gördüm. Devam ediyorum arkadaşım. A'da olacak. B'de olmayacak. Bakın A'da olacak. A'da olacak. B'de olmayacak. O da öz A demektir. Yani 1 2 3'ten bahsediyorum. Ama onun da tümleyeninden bahsediyor. Yani şu kısmın tümleyeni geri kalan her şeydi. 4 7 5 9 6 8 4 7 5 9 6 8 ve 10 11'dir dedim. Bunu da bitirdiğim. Dikkat edin. A'da olacak, B'de olmayacak. Öz A'dan bahsediyor ve öz A dediğimiz şurası B'de olmayacak çünkü. O zaman biz de 1 2 3'ün geri kalanlarını tümleyenini istiyor benden. A birleşim B Bakın A birleşim B bunun tamamıdır. Tümleyeni de zaten evrenselin içinde kalan 6 8 10 11 sayılarıdır dedim ve olayı bitirdim. Arkadaşım bomba gibi çok önemli bir konuyu bitirdik. Kümeler konusunu, gerçek sayılar konusunu bitirdik ve lütfen lütfen bak dersi dinlemek önemli tamam eyvallah ama lütfen soru çözün, test çözün ve konuyu tekrar edin. Zaten bizim Eylül programımızda tekrar kısımları da vardı. Hafta sonları tekrar unutmayalım. 9. sınıfız çok iyi bir başlangıç yaptık. Sizler de inşallah çalışarak bunu tamamlayın. Artık karşımda ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.